pandeminin başında dolabın üzerine yazan öğretmenler oldu. Ders anlatırken işte tahtaya yazar gibi. Ve çok eleştirildi. Bu öğretmenlere çok kötü davranıldı. Aslında o öğretmen en iyi bildiği şeyi yapıyordu. En iyi bildiği şeyi yaparken ben kendime güvenirim. Hani bu tahta benim, ben bu tahtaya yazıyorum, ben öğretmenim. Ama Evet. bilmediğim bir şeyi yapıyorsam dijital tahta hiç kullanmamışım. Ay bu Evet. kalem neredeydi? Yazdım mı? Gördünüz mü çocuklar? Yazabiliyor muyum? Böyle ne oluyor? Hani bir güçsüzlük, öğretmen ne yaptığının farkında değil gibi bir görüş ortaya çıkıyor. Ama bildiği şeyi yapsa mesela ben eğer tahtaya yazmaya alışıksam mesela ne yaptık işte makyaj aynasını kameranın üstüne koyarsak elimizin nasıl yazdığını direkt yansıtabiliriz diye bir paylaşımda bulunmuştum. Çok hoşlarına gitti herkes. Çünkü en iyi bildiğimiz şeyi yapmamız lazım. Evet. Ve Evet. uzaktan eğitimde eğer video çekiyorsanız bunu da söyleyeyim. Birinci kişi deneyimi çok önemli. Birinci kişi deneyimi ne? Hani hediye kutusu açma videoları var ya, ellerin gözüktüğü ya da yemek videoları. Kişiyi hiç görmüyorsunuz. Unu attı, şekeri attı, karıştırdı. Sadece bunları görüyorsunuz. Beyin yine bakıyor diyor ki, aa bu el, bu benim elim diyor. Ve öyle kodluyor. Yani video Birinci kişi deneyimi çekerken çok önemli. elinizi çekerseniz, birinci kişi deneyimi, kendinizi çekecekseniz de konuşan kafayı çekerseniz, bütün vücudu değil. Çünkü bütün vücut yine dikkat dağıtıcı oluyor. Sadece konuşan kafa daha uzaktan eğitimde etkin kullanılan bir şey. Bunu tavsiye edebilirim. Video çekmek isteyen genelde fizik, kimya, biyoloji gibi hep öyle uygulamalı alanlardaki öğretmen arkadaşlarıma birinci kişi deneyimi yani sadece ellerinizin göründüğü videolar çekebilirsiniz. Daha akılda kalıcı oluyor çünkü gördüğünü beyin kendinin sanıyor.